Arazileri, dükkanları var. Huriye söyledi diye 200 tane dükkanı varmış. 200 say say bitmez. Madem senin başına getirdi bu işleri, artık seni de yaşatacak, beni de. Var git yaşatsın seni. Ama ben öyle yaşamaktansa ölürüm daha kolay. Arabayı çıkaracaksın. Cumalı Kızık köyüne gideceksin. Orada Esmer diye bir kız var. Yengesiyle beraber yaşıyor. Bu zarfı onlara vereceksin. Senin köy epey uzak buraya. Uzak olsun orası. Bir daha da gitmem. Artık temelli geldin demek ki. Oraya dönersem katil olacağım çünkü. Senin aklında başka biri var biliyorum. Yok Hediye. Yok. Aklımda hiç kimse yok. Burası bomboş. Anladın mı? Bomboş. Ne oldu? Masum'a bir şey mi oldu? Hayvan falan mı ısırdı yoksa? Yok Kudret'le de bir şey yok. Ateşi var. Yaralı değil değil mi? Yok. Ali yardım et. Gel bacım buyur. Nerede o? Ay oğlum tüfü kopardı. Esmer nerede? İsmail'e kaçtı demişsin. Dedim ya işte bilmiyorum. Kimselere de soramıyorum. Diyorsundur ki kız nazı işte. Ama bu öyle kimsenin bildiği işler gibi değil. Bu iş başka iş. Ne oldu? Hiç böyle çapkınlık işlerini duymamıştık. Ne oldu böyle birdenbire? Ben çapkınlık falan bilmem. Bu iş başka iş. Kudret tıpkı Esmer'in dediği gibi görmüş geçirmiş bir adamdı. Ali Murat'ın gözlerinde gördüğü aşkın öbür yarısını Esmer'in gözlerinde gördüğü an... İkisinin arasında olup bitenleri seziverdi. Nereden çıktın sen? Bak şu işe. Canım da nasıl sıkılıyordu. Aldım haberini. Benim canım senden beter sıkılıyor. Bilip iki lafın belini kıralım dedim. Yabancı değilmiş. Bizim ağanın has arkadaşı Ali Murat Bey. Artık yatmazlar sabaha kadar. Dilber. Gel hele. Dilber. Seni çağırıyorlar Dilber, duymadın mı? Gel kızım gel. Çekinme. Bak bu benim ahbabım. Ali Murat Elbeyli. Bacağında bir yarası vardı. Ali Murat. Bak bu kız bir numara doktor. Ottan nebattan ilaçtan bilmediği yok. Sana da bir şeyler yapsın merhem falan. İzimisi kalmaz. İki günde sapasağlam olursun.
var sende böyle? Nasıl böyle aklımı kaçırmama sebep oldun? Şu halime bak. Şu yaşadıklarıma bak. Yeter artık. Kaçma benden. Gündüzüm gecem sen oldun. Hiçbir insafın yok. Çifte kılıç bir kına girmez. Param pulum var diye her şeyini yapacağını sanıyorsun ama ben senin yuvanı yıkmam. Ben seni gördüğüm an yıkıldı o yuva. Yıkılacağı varmış ki seni gördüm. Anlamıyor musun bunu? Ağlama güzelim. Ağlama. Ölürüm ben. Merak etme. Hiç kimse üzülmeyecek. Bir hal çaresine bakacağım ben. Yeter ki sen kaçma. Ben sana demedim mi evde otur beni bekle diye? Hı? Sen böyle kaçıp gittikçe benim de aklım gidiyor. Seninkisi 3 günlük bir heves. Bırak yakalım. Hem ben seni istemiyorum. Benim başka bir sevdiğim var. Yalan söylüyorsun. Benden kurtulmak için yalan söylüyorsun. Asıl yalancı sensin. Yalan söylemeyecek olan koynuma girmeden önce söylerdi. Koynumdan çıkarken değil. Sana ev açarım diyen de sensin. Seninle evlenemem diyen de. Erkek çocuğum olsun diye karısını üzen de sensin. Ben seni karının ta gözlerinin içini gördüm elbey. Öyle sevda çeken bir kadın sırtından bıçaklanmaz. Ağır git. Bıçaklayacaksan da tek başına bıçakla. Sen nerede gördün hediyeyi? Gelip sana bir şey mi dedi? Nerede kaldın kızım? Kahvaltı için seni bekledim. Merak ettim. Dolaşıyordum dede. Sabah esintisi aksırık yaptı da ondan gözlerim sulandı. Hadi gel kahvaltımızı yedin. Ayşe çayı çoktan hazır etmişler. Sonra da sana yazı yazdıracağım. Bakalım okuman kadar kötü mü? Okumam iyi benim. Sabahın bu saatinde ne işin var odamda? Ya bak ben uyurken odama girme lütfen, tamam mı? Bebek değiliz artık. Bırak. Masum, o kızla ne var arandı? Kim o kız? Ya sana ne buğday? Bak bu iş çığırından çıkmaya başladı ha. Eğer kendini kontrol edemeyeceksen istersen bir süre ailenin yanına git. Tamam, tamam. Buyur sen. Ben gidiyorum. Buday abla. Korkmuşsun. Dedem git bir bak dedi. Ay çok korktum. Evden çıkıp konağa da gelemedim. Tamam götüreyim seni hadi gel. Ay yok. Şimdi çıkamam. Şimşek çarpar. Sen geç otur biraz. Durur şimdi. Koca ev dururken burada niye yaşıyorsun anlamıyorum zaten. Güzelmiş burası. Ne güzel kokuyor, ne pişirdin?
Ne bencil çocuksun sen Masum? Sabahtan akşama kadar ne pişirdin, ne pişirdin? Biraz da hatırımı sorsan. Yalnız mıyım? Bir ihtiyacım var mı? Kaba Masum. Yarın bir gün kızlara da böyle davranırsan kimse yüzüne bakmaz vallahi. Dedem nerede kaldık diye adam salar şimdi. Seni deden yollamadı mı buraya? Sence neden yolladı? Sen hiç benim gök gürlemesinden korktuğumu gördün mü Masum? Anlat bakayım. Onu sadece erkekliğe hazırlayacaktın Buğday. Görevin o kadardı. Kendini kaptırma demiştim, hatırlıyor musun? Nereden geliyor öğren. Öğrenmeden de sakın karşıma çıkma İsmail. Sen bilmesen daha iyi olur Azizem. Çok bileni çok başı ağrırmış. Eyvahlar olsun. Ali Murat hiddeti ve korkuyu iç içe yaşıyordu. Hediye öğrenmiş miydi acaba? Sen nerelerde geziyorsun böyle Hediye Hanım? Kime neler anlattın? Ne diyorsun sen Ali Murat? Nerelerde dolaşmışım? Bir düşün bakalım. Son zamanlarda bu civar köylerde bir yere gittin mi? Birilerini görmeye. Huriye abla kandırdı beni. Köylüsüymüş. İnandığım için falan değil. Kıramadım. Hem zaten bir lokma aldım bıraktım. Tadı çok kötüydü. Midem bulandı, yiyemedim. Ne yedin? O macunu işte aldığımız. Sebep? Oğlan olsun diye. Reyhan Hanım Huriye ablanı çok yakın arkadaşıymış. Biz aslında eğlence olsun diye gittik. Yani maksat Huriye abla köyünü köylüsünü görsün diye. Sen köye koca karı ilacı mı almaya gittin? Yakışıyor mu sana Hediye? Allah aşkına Ali Murat. Huriye abla ısrar etmese ben gider miyim hiç? Onu kırmamak için gittim. Maksat kadın köylüsünü görsün diye. Maksat ve diye aynı cümle içinde kullanılmaz. İkisi de aynı anlama gelir. Kitap okumayı falan da bıraktın tabii. İyice saldın kendini. Canım kızlardan vakit mi kalıyor kitap okumaya filan? Sen üstün başın perişan olmuş, istersen değiştir. Gelemedim dün akşam. Hava karardığında uzaktaydım, hatta huysuzlandı. Bizim Kudret Beyler'de kaldım. Annem de üstüme gelince telefonda tepem attı, inadına gelmedim. Senin sahibin de zalim mi onun gibi? Hı? Kuşları, ceylanları avlıyor mu? Hı? Yok, zalim değil biliyorum. Zaten kimse onun kadar zalim olamaz. Atlarla mı konuşuyorsun artık? Yazını bitirdin mi? O zaman sana bir ceza daha. İki sayfa dolduracaksın. Sen ne gülüyorsun? Hadi işine. Bundan ilaç yaptığını Huriye biliyordur. Hediyenin aklına girmiş götürmüş demek ki. Esmer de evine gelenin karım olduğunu öğrenince yüreğine inmiştir. Ondan kaçacak delik arıyor beni görünce. Başka sevdiği varmış. Yalancı keçi. Alo. Sinan. Ya kusura bakma dün akşam için. Anlatırım sana. Gel bugün beraber öğlen yemek yiyelim.
İsmail. Yok öyle, itiraz istemem. Tamam o zaman. İyi günler abla. Bu size verilecekmiş. Bu ne çocuğum? Cep telefonu. Ya. E geç geç. Geç sen şimdi. Nasıl çalışacağımı gösterirsin bana. Buyur buyur geç. Geç. Ya Ali Murat elbeli yolladı değil mi bunu sana? Evet. Sen burada mı çalışıyorsun çocuğum? Evet. Bak. Nasıl çalışıyor bu? Nasıl açılıyor? Ay. Açıldı. Şimdi bunun şarjı da yoktur değil mi? Şurada priz var. Oraya sokuver şarj olsun. Evet. Şarj edeceğiz az bir şey önce. Şimdi bak. Şunu şöyle ayrı bir yere Ali Murat Elbeyli diye yazı ver. Böyle kocaman büyük harflerle. Ayrı bir kenara. Neredesin sen Ali Murat? Bir giriyorsun bir çıkıyorsun. Gece de yoksun. Hadi doğruyu söyle bana. Doğruyu söylersem 9 köyden kovarsın şimdi. Yok. Ben ananım. Yapma böyle evladım. Üzüntüden uyku durak kalmadı hiçbirimizde. Ant veriyorum, anlat. Senin şu nefret ettiğin Kudret Kulovalar'daydım. Ne? Kimlerdeydi? Benim yüzümden dedenle aranız da bozuldu. Kimsenin kimseyle ilgili bir sorunu yok babacığım. Onların arası gayet iyi. Sen şimdi bunları bırak da anlat bakalım. O dağdaki kız kimdi? Baba senin bu oğlun kızın birini bulmuş, almış getirmiş dedemin evine bırakmış. Dedem de ona bir oda açmış. Oğlum öyle her yolda gördüğünüz eve almayın. Aşıları tamammış, merak etme. Masum, hadi ben hazırım. Tamam. Babacığım. Abi. Hadi baba, görüşürüz. Dün gece de orada kaldım. Kudret Bey'in çiftliğinde. Gece geç olunca salmadılar. Konuk olacak kadar ne samimiyetim var onlarla. Epey eski ahbabım benim Kudret Bey. Allah Allah. Hem de epey eski ahbabım. Ne zamandır tanıyorsun sen onu? 16-17 yaşındaydım. Atla gezerken tesadüf tanıştık. Sonra görmedim bir süre. Askerden dönünce tekrar rastlaştık. Gel zaman git zaman ben onun çiftliğine uğrar oldum. İkramı sohbeti çok iyidir. Yeriz, içeriz. Dereden, tepeden, kitaptan, politikadan, dinden, imandan bahsederiz saatlerce. Oh ya. Söyledim, kurtuldum. Bak, kızdın işte. Benim neden haberim yok bunlardan? Ne bileyim. Adını bile andırmazsın lafı geçince. Yıllardır da ağzından alamadım niye zavallı adamcağızı sevmediğini. Kudret Bey de bir şey söylemez. Toprak arazi işleri der, geçiştirir öyle işte. Anlatsana şu husumetin sebebini. Ben de şu merakımdan kurtulayım. Demek bir de samimiyet kurdu seninle. Öyle mi? Ali Murat, Esmer'i saklayacağım derken uyuyan yanardağın deliğine bilmeden öyle bir değnek dürtmüştü ki. Benim yapacak işlerim var. Azize tam 35 sene sonra Kudret'i görmek üzere o dakika yola çıktı. Bak şimdi 5 tane zincir çekiyorsun. Aa sen şuraya batıyorsun. Ha, şuraya oraya batıyorsun. Onu da 3 kere de çekiyorsun. Huriye. Anne nereye? Çabuk arabanın anahtarını getir bana. Kuş evinin oralardaydı İsmail. Gidem haber verem ben. İstemez İsmail, İsmail. Anahtarı getir, kendim kullanacağım. Getirin. Anne birazdan yemeğe oturacağız. Seher gelir şimdi okuldan. Hem sen uzun süredir araba da kullanmıyorsun. Karışmayın işime. Getirdim Azize Ana. Hayırdır inşallah. Vallahi seneler var ki araba kullandığını görmedim. İsmail'i niye almadı ki? Böyle bir başına nereye gidiyor acaba? Belki gizli bir ziyarettir. Aman ilahi gelin hanım. Ben gideyim İsmail'e bir bakayım.
Yeni icat mı çıktı? Burada mı yenecek artık yemek? Evet, artık burada yenecek. Ne o buğdayın suratını çekecek halin var ne de ona hizmet edecek. Bana kalırsa o birinden azar işitti herhalde. Zoru senden değil. Gönderecekler onu, görürsün bak. Ya deli deli konuşma be. Şu ev yerinden yıkılsa ona kimse ilişemez. Hadi yemeğini ye, uzatma. Yok yok. Kaynadı onun suyu. Bak yerini de kızı bulmuşlar. Yetiştirirler işte. Buna da yallah. Bu kız yabaninin teki be. Yani onu ıslah etmesi çok zor. Yabaniyse niye aldılar o zaman? Yüzüne pestil mi serecek Kudret Ağa? Bakacak bakacak ömrü uzayacak. Güzele bakması sevaptır derler. Bak sen. Bana bak Mamuk. Kırarım kemiklerini. Keserim seni kıtır kıtır. Kes kızım kes. Mamuk feda olsun sana. Ama sen Mamuk'a kıymazsın be. Hele bir gözün kaysın başkalarına. Görürsün o zaman kıyar mıyım kıymaz mıyım. Kıskanç kıskanç. Bir şey mi istedin gelin hanım? Dalga mı geçiyorsunuz Buğday Hanım? Hani nerede öğlen yemeği? Niye kimse babamın yemeğini götürmedi? Dilber nerede Allah aşkına? Evindedir herhalde. Ay evindedir diyor. Ben mi hazırlayayım yemeği? Ben hazırlarım. Zahmet olacak. Ben gidip babama bakayım bari. Hasta hasta aç bıraktınız adamı. Yemeyecekmiş. Bunu ben yerim. Fazladan iş çıkmasın sana da. Aşk olsun gelin hanım. Benim size ne zaman saygısızlığım oldu? Biraz canım sıkkın. Kusuruma bakmayın. Gel bakayım sen. Gel, epeydir dertleşemedik de seninle. Ya ben çok endişelenmeye başladım ablacığım. Babam iyice depresyona girdi. Bütün gün ölü gibi yatıyor adam. Ya ne ölüsü ya? Bence numara yapıyor. Vallahi insanın sıtkı sıyrılıyor bu sahtekarlıklardan ya. Hele bir de gerçek ve saf bir şeyle karşılaştığında aileni, hayatını yeniden sorguluyorsun. Allah Allah. Ne oldu sana böyle birdenbire? Nasıl değiştin? Hem neymiş o saf gerçek şey? Ne? Dandaki kız mı? Bilmem. Belki de odur. Zevzek. Kime bakıyorsun? Ali Murat Elbey'le. Doğru ya, oydu tabii. Çok hoş adam. Ne? Şu oğlanı gözüm bir yerden ısırıyor ama. Geçen gün gölde gördüm ben onu. Tabii ya. Kudret babanın torunları bunlar. Resimlerini gösterir durur. Sinan, bu kız sana bakıyor. Hadi hayırlısı. Bu yazı burada geçirirsin. İyice okumanı yazmanı kuvvetlendiririz. Ondan sonra ister benimle şehirdeki eve gelirsin, ister Ayşe'lerle burada kalırsın. Ama bana kalırsa benimle şehre gelip bir okula bir kursa gitmen daha iyi olur. Bak kızım, bu hayatta birinci vazifesi bir insanın en başta kendisini geliştirip başının çaresine bakmayı öğrenmesidir. Ben bakarım başımın çaresine. Sen dert etme. Çocuğum, neyine güveniyorsun sen? Bu kadar korkusuzluk da iyi değildir. Korkusuz değilim ben. Ama bir gün bir şey öğrendim küçükken. Böyle
Dağlarda gezerken bir ayı çıktı karşıma. O bana baktı, ben de ona. Onun gözlerinin içine bakarken 5 dakikada 7 tane okul bitirdim ben. Eğer korksaydım beni yiyecekti. Ama bu demek değildir ki korkmadım. Ama o gün, bugün ne olduysam o olduğum gündür. Kızı iş görsün diye aldığı yalım. Çiftliği aradım, Ayşe ile konuştum, ağzını aradım biraz. Hani elinden iş güç geliyor mu diye. Nerede? Yok öyle bir şey. Bütün gün Kudret Bey ile bahçede oturuyorlarmış. Aa. Kudret Bey önüne getirtiyormuş kahvaltısını, yemeğini. Ay başıma gelen. Kız sonradan sonra yazdı mı bu adam? Cık. 5 dakikada alırım ben sana o kızı dedesinden. Senden iyisini mi bulacaklar? Genç, yakışıklı, geleceği parlak bir maden mühendisi. Ya bırak Allah aşkına. Sen ne atlar karıştırıyorsun onu anla. Neredeydin akşam? Ayıp değil mi oğlum, hem davet ediyorsun hem yok oluyorsun? Başım dertte Sinan. Hem de büyük dertte. Bir karar vermem lazım. Sana akıl danışacağım. Bak, karın da kız kardeşin de kuşkulanıyorlar artık. Toparla kendini, rezil olacaksın. Kız kaçtı. Nereden tanır, nasıl oldu bilmiyorum ama Kudret Baba'nın çatısına sığınmış. Kudret Baba beni vurur, yine vermez kızı. Kız istemezse tabii. Bu böyle olmayacak. Ben boşanmaya karar verdim. Biliyor musun? Buralar hep hayırsız ağaçlar, çalı çırpılarla doluydu. Gençliğimi verdim ben burayı temizleyip bu hale getirmek için. Bak şimdi meyvelerini yiyorum. Ağacın çalının hayırsızı mı olmuş? Doğrudan desene, ben sincapların, yılanların, börtü böceğin yuvalarına göz diktim. Kör boğazımdan 2 tane daha meyve geçsin diye. Yetmiyor değil mi hiçbirinize? Onca bağın, bostanın, bahçen var. Gene de gelip gariban hayvanların yuvalarına göz dikiyorsun. İki aile kararlaştırdı. Ben hediyeyi gördüm, beğendim. Hediye de sessizce kabullendi beni. Ama mutsuzdu, biliyordum. Sonradan öğrendim. Onu asla vermeyecekleri yoksul bir çocuğa aşık olmuş. Ailenin iki lafıyla da çocuk korkmuş. Fılını pırtısını toplamış kaçmış. Hediye sana taparcasına bağlı. Evet. Ben de birkaç yıl sonra nihayet karımın gözlerinde o aşkı gördüm ama... ben artık başka biri olmuştum. Hiçbir şey umurumda değildi. Evliliğime sığınmış öylesine yaşıyordum işte. Şimdi hayatı bekliyorum. Hediye benim beraber yaşanacağım bir eşti. Esmer, hayatı kana kana içeceğim bir eş. Hayatı Sinan. Anlıyor musun? Biliyorsun hayat çok kısa. Artık zerresini ziyan etmeyeceğim. Boşanıyorum. Ben bir lavaboya gideyim. Şimdi gelin hanımcığım, tahminim şöyle olmuştur. Bu kızı biri kullanıp atmıştır. Kudret Bey yoksa cesaret edemezdi bu kadar küçük bir kızı eve almaya. 18 yaşında kız. Parmağında oynatıyordur. Aklı çıkmıştır adamcağızın. Yarın öbür gün evlilik falan olmasın da. Ay olur mu olur. Bak ben de şüphelenmedim değil, çünkü orada hizmetçiye gerek yok ki. Evin adamı var. Ay ben de diyorum ki bu kız nereden çıktı? Vallahi ben sizin için üzülüyorum. Yarın öbür gün bir de bakarsınız 18'lik nikahlı üvey büyük anne başınızda. Duymadığımız şeyler değil. Oluyor yani. Ay, ay Allah korusun. Ay büyük rezalet. Ay. Ama yani benim elim de armut toplamıyor ya. Tabii ya, masum. O gün de çıkartamamıştım. Halbuki dedenizin anlattıklarından, fotoğraflardan ben sizi çok iyi tanıyorum. Ya tabii. Aa, çiftlikte ata binmiştik, çok iyiydi ya. Doğru doğru. İyi o zaman. Yemekten sonra kahveler benden. Memnun oluruz. Zaten kız kardeşim de burada. O da sizi hep merak ederdi. Afiyet Bekliyorum. Olsun. Görüşürüz. Sağ olasın. Belki abini kaybedeceğim bu söyleyeceğim şey yüzünden.
Ben sana uzun süredir aşığım Yıldız. Ne zaman hayrını gördüm ben zaten senin Kudret? Ne zaman? Böyle geçmiş olsun teyze. Ah sağ ol yavrum. Yakınlarda kimse yok. Kaldım böyle. Bizim ev hemen şuracıkta, ben yardım getiririm sana. Sen dur böyle. Ah sağ ol evladım. Dün gece yine dedenizin yanındaydım. Perişan etti yine beni gece yarısına kadar. Doğrudur. Onun enerjisine biz bile yetişemiyoruz. Sinan da kaç zamandır merak eder Kudret babayı. Eminim saatlerce çevre dağların maden yapısı üzerine konuşabilirsiniz. Sinan maden mühendisidir. Öyle mi? Evet, hem de alanında en iyisi. Alo. Alo. Ben Reyhan. Reyhan yengen. Pardon, köydeki işçilerimizden biri arıyor da. Ne oldu, ne var? Esmer döndü mü? Yok be çocuğum. Ah, o ne inatçıdır sen bilmezsin. Sen merak etme. Esmer iyi bir yerde. Ne? Ay. Buldun mu? Ay çok şükür ya Rabbim. Çabuk eve dönsün o. Çabuk. Vallahi paralayacağım onu. Yanındaysa versene bana onu. Lütfen. Yok, yanımda değil de. Güvende, sen merak etme. Dur. Bir şey daha diyeceğim. Şimdi oğlum, hani sen kız için böyle bir tomar para vermiştin ya. Ben onları sana geri vereyim. Yok, olmaz öyle şey. O para senin, gönlünce harca. Lazım oldukça tekrar gönderirim ben sana. Ay, eksik olma evladım. Ben de şöyle düşünmüştüm. Malum. Elde yok, avuçta yok. Parayı çarçur etmeyeyim diyorum. Hani bizim kıza şöyle küçük bir bahçe alırız, onu kiraya veririz. O kirayla kız kendi ihtiyacını karşılar ha? Dediğim gibi, para senin. Nasıl istiyorsan öyle yap. Allah razı olsun çocuğum. Ay, yarabbim şükür. Esmer'imi bulmuş. Dilber, gene çok acıktım kızım be. Şu akşamki kadayıftan kaldıysa bir tabak versene. Biraz enerji toplayayım. Doyuramadım seni tatlıya. Tatlıya doyulur mu be? Tatlıya doysaydı sana doyardım. Sen açsana. İşçilerden biridir, sonra arasın. Şu keyfimi bozmayayım. Alo? Alo? Alo diyorum, duymuyor musun? Kimsin? Niye kapadın, kimmiş? Bilmem, gizli numara. Hayranlarından biridir herhalde. Ben konuşunca ses etmedi. Tüh, kaçırdık desene. Bir daha sefere sen açma, ben bakarım. Mamuk, attırma tepeni. Biliyorsun ne olur. Oo, sürprize bak. Hoş geldin güzelim. Hoş bulduk. Çok mu işiniz var? Hoş geldin Figen. Hoş buldum. Ben çıkıyorum. Otelde toplantım var. Tamam. Görüşürüz. Ya Ömer. Hafta sonu çiftliğe gelsenize. Şu havalar bozmadan hep birlikte çiftliğe gidelim diyorum. Olur valla. Zişanlar geliyor mu? Geliyorlar, geliyorlar. Hep birlikte olacağız. İyi tamam. Giderken haber verin o zaman. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi güle güle. Hayırdır Figen? Neden emrivaki yaptın? Bu ailede birinin artık ipleri elini almasının vakti geldi. Deden 18'lik kızın nikahını alıyor. Sen daha uyu burada. Geldiniz mi? Hay Allah Rab. Müzik
yazdın oradayım ben. Son bir defa bakacağım ben bahçeye, öyle karar vereceğim. Siz arabayı hazırlayın. Gideriz, döneriz, yaparız muameleyi. Hadi hadi. Ört ört. Ört gelince konuşuruz artık canım. Nereden buldun o telefonu abla? Kız nereden bulacağım? Çarşıdan aldım. Ne bahçesi ne muamelesi? Nereye gidiyorsun kız? Kasabaya gidiyorum. Bir bahçe var, ona bakacağım. Eşede anne, bahçe mi aldın abla? Bir sakıncası mı vardı? Hayırdır inşallah. Nereden buldun parayı? Tamam. Zevzekler. Hadi oyalamayın beni. Nereden bulmuşmuşum? Ay gördük mü sen şimdi? Morardılar meraktan. siz görün bakalım Tuzsuz Reyhan'ı bundan sonra. Kocamışsın Kudret Kulova. Yıllara hükmün geçmemiş belli. Halbuki sen 35 sene önceki gibi tazecik kalmışsın. Mumyalattın mı kendini yoksa? Ne arıyorsun buralarda? Sarayından çıkar mıydın hiç? Seninle konuşmaya geldim ama yolun da uğursuzmuş senin gibi. Dede, ben arabada bekliyorum. Sen bu hanımın hakkından gelince ses edersin bir şey lazım olursa. O benim hakkımdan hiçbir zaman gelemedi küçük hanım. Kimsin nesin bilmiyorum ama aile terbiyesi görmediğim belli. E şu arabanın hakkından gelelim de bir 35 sene daha diline düşmeyelim. Kudret gülüyordu ama kalbindeki o eski yara usul usul kanamaya başlamıştı yine. Canım siz de bir dur diyeyim bütün bu olanlara. Yani biri kumar masasında aile servetini bırakır, biri gencecik kızları evine alır. Ay olmaz ki yani. Ay ne biçim ailem varmış Mehmet ya. Ali Murat, daha yeni geldin. Nereye gidiyorsun? Gidip kafamı dağıtacağım. Hizmetçi ise pek saygısız. Akraba filansa da pek görgüsüz. İkisi de değil. Kendi şahsına münhasır bir dağ kızı. Kendi nezaketi kendine göredir. Ne seninkine ne de benimkine benzer. İyi iyi. Allah selamet versin. Dilber, Gelez ne yapıyorsun? Dur dur. Merak ettim. Bana bak Kudret. Benim buraya gelme sebebim Ali Murat. Oğlumun buraya bir daha gelmesini istemiyorum. Herkes duymuş. Ne edeceğim ben şimdi? Ne eski defterleri açmak ne de geçmişimizi bir daha anmak istiyorum. Oğlumdan uzak duracaksın. Ben onu senin oğlun olduğunu bilmeden tanıdım. Çok da sevdim. Tam tersi bir şey bilmesin diye normal görüşmeyi sürdürdüm. Uzak dursaydım daha fazla kurcalayacaktı. Yalan söylüyorsun. Bilhassa karşısına çıktın. Maksat bana eziyet olsun. Ama sakladı benden seni gördüğünü. Bugün öğrendim. Oğlumun buraya bir daha ayak basmasını istemiyorum. Yoksa evini barkını başına yıkarım. Pişman ederim seni. Bu öfke ne de? Ben eski ben değilim Azize. Şimdiki aklım olaydı ne büyük hata yaptığımı, seni el beyliğe verdikleri gün anladım. Bana hiç hatamı telafi etme fırsatı vermedin ki. Apar topar gelin oldu. Yeter. Geçmiş geride kaldı. Herkes yoluna gitti işte. Sen ailenin servetine, karına, oğluna döndün. Ben kendi yuvamı kurdum. Beyin rahmetli olmuş uzun seneler önce. O zaman seni bulup konuşmak istedim ama... Seni gömdüm ben Kudret Kulova. Oğlumu görmeyeceksin. Anladın mı?
Geçmişi unutmak öyle zordur ki sayısız senelere, sayısız uykusuz gecelere patlar adama. Ama tekrar hatırlaması birkaç saniyelik bir iştir. Üzerine ot bürümüş gizli bir çukura kazara basmışsın gibi birkaç saniyede kuyunun dibinde buluverir insan kendini. Rezil oldum herkese. Ne ettin sen elbeydi? Annengile kadar her şeyin ortaya dökülmesine gerek mi vardı? İhtiyar kadın yollara düşmüş. Bu kız torunlarımı babasız bırakmasın diye. Karısı da öğrenmişler her şeyi. Bu böyle olmayacak. Ben boşanmaya karar verdim. Hediyeyi de daha fazla ziyan etmek istemiyorum. Azize! Azize ne olur gitme! Azize! Efendi, bir sorun mu var? Yardıma ihtiyacınız var mı? Vay, teyzem trip attı ya. Vallahi sıkı şoför ha. Ne var, biz yapamaz mıyız sanki? Ne demek koşarak gitti ya? Ne oldu, ters bir şey mi oldu? Vallahi ben görmedim Masum Bey. Vallahi birden gitti Masum Bey, anlayamadık ki. Yok oğlum. Misafir vardı. Ben oturuyordum. Geldi ikram yaptı. Eve çekildi. Odasına gitti sandım. Biz geldik. Selam. Dedem. Dağısı da var. Yarın sabah kahvaltıya teyzemle Ömer de geliyor. Hoş geldiniz. Ne oluyor ya, siz nereden çıktınız? Aa, şuna bak. Dedenin çiftliği mi burası? Ayol hepimizin evi. Dede. Ya ben öldüm açlıktan, mutfağa gidiyorum. Hadi Nisa. Hadi git. Hadi gel, sofrayı hazırlayalım. Misafiriniz yok mu? Nerede küçük hanım? Gitti o. Hadi siz de içeri geçin. Anlaşıldı. Teftişe geldiniz değil mi siz? Ama maalesef boşuna geldiniz çünkü misafiriniz uçtu. Sırrını çözemeyeceksiniz. Aa, bize ne ayol? Ay ne parona ya ama. Ah be güzelim. Senin göbek adın merak ya. Masum, daha baştan tatsızlık çıkartma. 40 yılda güzel bir hafta sonu geçirmeye geldik şuraya. Buğdaysız yemeğe bakın hadi. Dede mangal nerede? Şurada. Ha, mısın? Korkma benim. Dilber. Ne işin var senin burada ya? Tamam korkma korkma, sakin ol, geçti. Bu ne ya? Hem yanıyorsun hem üşüyorsun. Kalk kalk kalk, gel şuraya Ozan, gel. Ne oldu sana ya? Şu
sobayı yakayım ben. Burada olduğumu kimseye söyleme. Dedene de deme. Söz ver. Yemin et. Tamam tamam, söz söz, yemin hepsi. Sen istemediğin sürece kimseye söyleme. Sakin ol. Ben şurada biraz odun toplayıp sobayı yakayım, tamam mı? Anne. Size çorba getirdim. Kırıklığınıza iyi gelir. Girebilir miyim? Duymuş galiba. Uyusun uyusun. Gripin en iyi ilacı uykudur derler. Hadi gidelim. Sabah kırgınlığım geçerdi benim. Sen gitseydin. Niye kaçtın gittin? Biri bir şey mi dedi? Ne oldu Dilber? Yok. 20 buldular. Ben de dedeni de rahat bırakmazlar diye çıktım gittim. Ya nasıl buldular ya? Deden bir şey demedi mi peki? Yok. O görmedi, bilmiyor. Ben etrafta dolaşan birilerini gördüm. Hem burası daha güvenli. Av zamanı da bitti. Birkaç ay kimse gelmez. Dilber. Seni bizim aşağıdaki eve götüreyim. Orası kale gibidir. Bir sürü odası da vardır. Burası belli ki senin peşindekilere yakın bir yer. Kızım kim bunlar? Abilerin mi? Seni isteyen adam mı? Akrabaların mı? Ha? Allah aşkına. Beni senden de kaçacak hale getirme. Ne sor sor ne de bir yerlere gidelim diye ısrar et. Beni bana bırak. Yatacağım ben. İyi of tamam. Bir şey demiyorum. Sende keçi inadı var biliyor musun? Ben uyku tulumunu arabadan alıp geliyorum. Konserve falan da vardı, yersin. Çayını da içersin, uyursun. Şimdi benim tahminim, kız bizim geldiğimizi görünce yok oldu. Anladı tabii başına gelecekleri. Masum da peşinden ona bakmaya gitti. Allah Allah. Ya Ayşe, kızım sen anlamadın mı bu kız kimin nesiymiş? Nereden gelmiş filan? Yok gelin abla, öyle çıkmış gelmiş nereden geldiyse. Kim bilir kızın başına ne geldi. Kaçmıştır işte. Ay yazık ya. Vay be, ne hikaye. E Ayşe, siz hiç konuşmadınız mı bu kadar zaman? Konuştuk. Konuştuk ama Kudret Bey hep yanında tuttu, soramadım bir türlü. Bir keresinde... Ayşe. Bir baksana bana. Hı? Ayşe'yi unutabilirsiniz. Ali şimdi mühürler ağzını. Hayatta da konuşmazlar burada olup bitenleri hakkında. E öyle de olmalı Buğday abla. Bize ne canım kız, kimse kim neyse ne. Şu kızı da didikleyip durmayın artık. Allah aşkına için kahvelerinizde yatalım. Sıkıldım ben bu Dilber meselesinden. Allah Allah ya. Akşam indi gözlerime, dağ rüzgarları gibi esmer, kekik kokulu siyah perçemine sürdüm. Senin peşindeki hıyar her kimse benimle başı fena halde derde girecek bundan sonra. Yaralı ceylanı. Kızlar da mışıl mışıl uyudular. Sana önemli bir şey söylemem lazım Hediye. Bu son günlerde bana bir şey oldu. O zamandan beri ben değilim. Sen de duyarlı, zeki bir kadınsın.
Bana olanları sezdin aslında. Boşanmamız lazım diye. Öyle mi? O zaman karnımdaki çocuğu aldırmam gerekecek. Daha 1,5 aylık. Sorun olmaz. Ali Murat işte o dakika Esmer'i sonsuza kadar kaybettiğini anladı. Aşk cennetinin kapısına tam elini uzattığı anda, karısının bileğine iniveren balta gibi sözlerini duyduğu an, bu evden ve bu çocuklardan asla uzaklaşamayacağını apaçık gördüm. Sus, bir şey söyleme sakın. Şah damarıma yakın. Gelir de ölürüm. Sus, bir şey söyleme sakın. Uçurum kenarındayım. Ya düşerim. Toprak kayar altından ayağımı. Ya yıkılır ya yaşarım. Sebebim olur iki andan itibaren hiçbir şey bu çocuğun hayırlısıyla dünyaya gelmesinden daha önemli değil. Ne benim hissettiklerim ne senin hissettiklerin. Hiçbirisi. Oğlum yola çıkmış. Biz neler konuşuyoruz? Olmaz Ali Murat. Ben gidiyorum. Çocuk başım üstüne. Ama seni yolundan çekiliyorum. Şimdi müsaadenle. Hediye. Özür dilerim. Bir daha seni asla incitmeyeceğim. Beni affet. Ne olur. Yapma. Bebeğimize bunu yapmayalım. Sus ki isteyince dönebilir. Ve dönünce beni burada bulabilir. Ali Murat kaderine razı olmuştu olmasına ama Esmer'i uzaktan da olsa görebilmek için her gün onun kaldığı yerlerin yakınlarında dolaşıp durdu. Göremedikçe sıkıntısı arttı, sonunda dayanamadı. Her şeyi göze alıp gözünü kararttı ve Kudret'in kapısına dayandı. Buyurun Ali Murat Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kudret baba evde mi? O 10 gündür biraz rahatsız, odasında yatıyor. Hay Allah. Küçük hanım yanındadır. İlaçlarını yapıyordur değil mi? Dilber gideli çok oldu. Nereye gitti? Bilmem, yani Kudret Bey çok arattı ama.
sen mi geldin? Ben geldim. Cuma oldu mu ki? Hadi bırak numarayı. Hasretimden günleri saydığını çok iyi biliyorum. Sayıyorum valla. Sincaplar senin kadar komik değil. Çenemden kaçıyorlardır tabii. Baksana neler getirdim. Sucuk falan da var. Ya kamp ateşi yakalım mı? İstersen göle gidelim. Balık tutarız. Yarın gideriz. Yorgunsundur sen. Ben şimdi sofrayı kurarım. Yorgunum vallahi ya. Ta İstanbul'dan geliyorum. İki gündür toplantılarımız vardı abuk subuk. Çalış çalış. Baba parası yemeğe benzemez. Kendin adam ol. Sağ ol be. Vallahi babaannem anneannem yok ama sen fazla aratmıyorsun ha. Şehirde çok sıcaktı. Duş yapmadım. İstersen sen bir şeyler hazırla. Ben göle girip çıkayım. İyi tamam. Ver hadi. Teşekkür ediyorum. Bir şey değil. Görüşürüz. Görüşürüz. Nasıl? Vallahi görünürde hiçbir şeysi yok. Tetkikler normal. Anormal hiçbir bulgu yok. Ayten Hanım, bir aydır kafasını yastıktan kaldırmadı. Nasıl hiçbir şey yok? Yani ruhi bir sorunu olabilir. Kimin? Annemin mi? Yapmayın Allah aşkına. Son zamanlarda canını sıkacak bir şey oldu mu? Yani hayatınızda önemli bir şey oldu mu? Yok. Aksine yeni torun geliyor diye çok sevindi ama anlamadık. Sen nasılsın Hediye? Her şey yolunda mı? Çok şükür. 2,5 aylık oldu işte. Her şey normal. Ben sizi yolcu edeyim. Ya Kudret Baba son zamanlarda çok mu çöktü? Bana mı öyle geliyor? Ne bileyim, geçen gelişimizde daha iyiydi sanki. Ben de bu gelişimde pek iyi bulmadım aslında. Biz de en son bir ay önce işte seninle beraber geldik. Yazın o burada, biz aşağıda. Pek fazla görüşemiyoruz. Biraz zayıflamış galiba. Allah Allah. Hiç konuşmuyor. Masum ne diyor? O da ona benzer bir şey söyledi. Ha, Masum döndü mü İstanbul'dan? Gelecek mi buraya? Döndü. O da bu akşam kamp atacakmış. Onun da hastalığı o. Yazın her hafta sonu kamp yapar mutlaka. Bütün hafta kapalı yerde çalışınca kendini dağlara vuruyor tabii. Yo yo. Gayet iyi gidiyor. Çok memnunum. Çocuklar, kızım yemeğinizi yiyin. Babanızın işi çıkmıştır. Aç bakayım ağzını. İnşallah hayırlı haberlerle geldin bu saatte Tayyar. Kızı bulduk beyim. Sulugöl tarafında, dağlarda bir avcı kulübesinde yaşıyor. Kolesterol ne biliyor musun sen? Biliyorum tabii. İlacını yapmışım. Satmışım. Parasıyla da kendime mikser almışım. Ne sandın ya? Vay Büyücü Hanım. Tamam, bir dahaki sefere sana bol bol getireceğim. Yok, bol bol getirme. Buzdolabı yok hem, bozulur. Sen böyle her hafta gelirken azar azar getirirsin işte. Dilber, hı? Birkaç haftaya hava buz keser buralarda. Ondan sonraki ayda yağmur derken kar. Ben bu dağın eteklerine bırak arabayı, kayakla kızakla bile ulaşamam. Tamam, sen kendini dağlar kızı Reyhan falan sanıyorsun ama aptallığın da bir sınırı var. Bu hafta son. Haftaya seni bizim eve götürüyorum. Söz veriyorum. Kimse sana bir şey demeyecek ve sormayacak. Tamam mı? Ben yengemin evine dönerim. Ortalık duruldu. Kimse bana ilişmez. Belli ki onun da hevesi kaçtı. Yoksa çoktan bulurdu beni. Merak etme sen. Ben rahat rahat evime giderim. Alo? Efendim çocuğum? Hayırdır? Kötü bir haber vermeyeceksin inşallah. Yok, merak etme. Esmer'i buldum. Dağda bir avcı kulübesinde saklanıyormuş. Yarın sabah gidip alacağım. Hemen yanına getiririm. Allah onun boyunu devirmesin. Öldüm dirildim. Dirisi mi gelecek, ölüsü mü gelecek? Ne bir lokma uyuyabildim, ne bir lokma bir şey yiyebildim. Dizlerim paralandı, dere tepe dolaşıp onu aramaktan. Allah Allah. Sincaplara sensör takıp mı bulacaktı seni?
Sen bu adamı abarttıkça abarttın ha. Ama normal. İlk gördüğün keçiyi Abdurrahman Çelebi sanıyorsun. Çok iyi anlıyorum. Kaç erkek tanımış olabilirsin ki? Adamı bir şey sanman çok doğal. Ve çok normal. Hadi tamam, ben yatıyorum. Uykum var. Kızma. İnsan yüzü gördüğün mü var? Bir de sen küstam olsun. Tamam. Ama gerçekten uykum var. İş hayatı yoruyor beni. Şuralarda biraz kestireceğim. Tamam mı? Tamam, küsmedim. Ateşi söndürürsün. Ben gidip şurada biraz kestireyim. Yersen bozuk muydu acaba? Ama ben de yedim. Dilber, hemen doktora gidiyoruz. Dur bir su alıp geleyim, dur. Ne gördün? Kim var orada? Geç şöyle arkama, geç. Korkma. Hey, kim var orada? Bak sen. Demek küçük kulovalıyla dağa çıktın, evcilik oynuyorsun öyle mi? Abi sen miydin? Tamam, korkma Dilber ya. Tanıyorum ben bu beyi. Ali Murat Elbeyli. Dedemin ahbabı. O beni gayet iyi tanır masum. Ben de onu çok iyi tanırım. Değil mi Esmer? İyisin mi sen? Çekil aradan. Yürü Esmer. Gidiyoruz. Hiçbir yere gittiğim falan yok. Sana söyleyeceğimi söyledim ben bir kere. Şş, dur dur dur. Hop. Ne istiyorsun kızdan sen? Aylardır korku içinde kaçtığı herif sen misin yoksa? Çekil yolumdan Masum Efendi. Seninle sonra hesaplaşacağız. Şş. Yok yok yok. Bak bugünün işini yarına bırakmayalım istersen ha? Bugün görüşelim. Gebertirim lan seni. Sen kime bulaştığının farkında mısın? Hadi göster o zaman kime bulaşmışım. Hadi. Karışma sen. Bu benim davam. Ne alakan var senin bu adamla? Ne istiyor senden? Sen ne zaman bu kıza hesap soracak hale geldin Zibidi?
Rahat bırak. Yoksa kendimi öldürürüm Ali Murat. Rahat bırak çocuğu. Yürü gidelim. Yürü. Dilber. Ya ben bu adamı gebertirim, sen karışma. Dur. Kavgadan korkup bu haydutla kaçman çok aptalca. Dilber Bilber değil benim adım. Esmer. Sen bu davaya fazla battıydın zaten. Korktuğun falan da yok. Uzak dur. Ne istiyorsun? Buldun işte beni. Nefsini mi serinleteceksin? Ne yapacaksan yap da bir an önce evine dön. Sen de bir an önce sevgilinin kollarına geri dön, değil mi? Bu nasıl aşk böyle? O iti korumak için kendini sunacak kadar. Ne aşkı be Elbeyli, ne aşkı? Ben oradan mezun olalı çok oldu. Bebeler bile elini ateşe bir kere sokar. Adam olan bir yanlışı bir kere yapar. Tabii. Yaşı da yaşına uygun. Yakışmış da yanına. Bekar da. Safsız yüzüm. Alacak mı seni peki? Hı? Koluna girip konağa götürmemiş ama. Tıkmış kulübeye. Sevdi mi seni benim kadar peki? Ha? Söylesene, sevdi mi? Elini sürdü mü sana o it, söyle. O bana dokunmadı bile. Esmer. 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 Esmer, aç gözlerini güzelim. Hadi. Hadi Esmer, yapma. Senin o Ali Murat Efendi'nin var ya, senin o Ali Murat Efendi'nin başı fena dertte, sana söyleyeyim. Seninle hemen jandarmaya gideceğiz. Dilber'i zorla götürdü ya. Sen ne diyorsun be oğlum? Nedir bu halin? Gel otur şöyle, gel. Ya telefonun şarjı bitmiş, versene şu telefonunu. Jandarmayı aramam lazım. Kim bilir neler yapıyor kıza. E dur bir önce. Masum. Anlat bakalım ne oldu, gel. O zavallı kızın kaçtığı herifin Ali Murat Aydut olduğunu biliyor muydun dede? Biliyor muydun? Peki herifi niye zapt etmedin? Niye korumadın sen kızı ya? Kız onu seviyor oğlum. Benim aşka hükmüm geçmez. Su yolunu bulur er geç. İstediğin kadar yoluna set çek. Seviyor mu? Sevdiği için mi dağlarda aylardır sürünüyor bulamasın diye? Avcı kulübesinde yaşıyordu ya. Benim götürdüklerim olmasa o kız orada açlıktan ölüp gidecekti. Evli olduğu için kaçıyor. Sevmediği için değil. Sevdayı gönlünden sökmediği sürece de ne yaparsan yap o adama dönecektir. Boşuna telef etme kendini. Ben ikisinin de gözümde gördüm bunu. Bize susmak düşer. Dilber istemese adamı oracıkta öldürürdü, gene gitmezdi. Bir kere onun adı Dilber değil, Esmer'miş. Bak, adını bile doğru dürüst öğrenemediğin kıza bu düşkünlük neyin nesi masum? Jandarmaya seviyorum ben Ali Murat'ı, size susmak düşer derse ne edeceksin? Rezil olduğunla kalırsın. Masum, bulaşma bu işe. Dayan biraz. Şimdi doktor bulacağım sana. Annem dikkat edin mi okulda? Abla seni götürsen. Şöyle. Ah kalktınız mı? Kalktım. Biraz hava alayım dedim. Aman maşallah. Dur hemen kahvaltını getireyim ben seni. Odanda da bir şey yemedin de. Yok istemem, ilaçlardan ağzım zehir gibi. Sen bana en iyisi bir kahve yap. Tamam. Vallahi korkuttunuz anne. Tetkiklerde de bir şey çıkmadı. Bir aydır başınızı yastıktan kaldırmadınız. Yaşlılık bir ayağımız çukurda. Olur mu hiç öyle şey? Daha çok uzun yıllar var önümüzde yaşayacağımız. Baktırdın mı gelin cinsiyetine neymiş? Baktırmadım anne. Baktırmayacağım. Böyle konuşmayın, Allah'ın gücüne gider. Hayırlısıyla sağlıklı olsun, başka hiçbir şey istemiyorum. Daha 6,5 ay var zaten. Siz de beni germeyin, oldu mu? Hangi çağda takılı kaldınız bilmiyorum ki. Yardım edin. İsmail. Yardım et.
İsmail, doktor çağırın hemen. Peki bey. Aa, Esmer bu. Ne olmuş ki buna bey? Sen bunu nerede? Bize mi geliyormuş yoksa? Götür atı. Yolda baygın buldum. Doktor çağırdınız mı? Bu oğlan iyice edepsizliği ele aldı. Azize erkekleri tanırdı. Kızın güzelliğini gördüğü anda oğlunun bu kızı iyilikseverlikten getirmediğini anladı. Hediye de kocasının itiraf gecesinde söz ettiği kızın bu olduğunu o anda kadınsı bir duyguyla seziverdi. Sana kahvaltı. Ben eve gidiyorum. Orada ederim. Dağ mevsimi de kapandı. Bundan sonrası yağmur ve tufan. Doğru dersin. Ben de birkaç gün sonra döneceğim. Her şey zamanında, mevsiminde güzel. Masum kızı koruyamadığına mı kızgındı, yoksa dedesinin söylediklerindeki gerçeği sezip ona mı öfkelenmişti? İşin içinden çıkamayınca o çok sevdiği dağlara sırtını döndü ve eski hayatına doğru yola çıktı. Tahminimce bebek bekliyor. Toparlanınca hastaneye gelsin de bir uzman baksın. Endişe edilecek bir durum yok. Yalnız birkaç gün yataktan çıkması. Teşekkür ederiz doktor hanım. Çok sevinçli bir haber verdiniz bize. Yalnız kızımızın beyi askerde. Biz kendisine haber veririz. Umarım çok sevinecektir. Tekrar geçmiş olsun. Hoşça kalın. Güle güle İsmail. Ali Murat. Sormama gerek yok herhalde bu çocuğun babası kim diye. Bana bak. Olan olmuş. Hediyeye kızı tanımam etmem. Yolda buldum, acıdım, eve getirdim diyeceksin. Eğer karını kuşkulandırırsan o dakika çeker gider. Bir daha da ne karının ne de çocuklarının yüzünü görebilirsin. Bu durumda kanun da seni haklı bulmaz. Tabii kızı da ortada bırakacak değiliz elbet. Günah. Ben her şeyi yoluna koyarım. Yeter ki karın bir şey anlamasın. Bırak anne. Ne olacaksa olsun. Gelip geçici bir heves değil benim bu başıma gelenler. Anlaşılan sen laf anlayacak durumda değilsin. Sakın karını kuşkulandırma. Yoksa analık hakkımı helal etmem sana. Ne edeceksin şimdi sen? Ne olacak bu karnındaki? Ah, ah, kemiklerini kıracak yenge. Öldürü vallahi seni. Hiç utanmadın mı kız? Tüh sana. Ne işin vardı Burla'da? Ne demeye çıktın beyin karşısına? Kız. Yoksa. Beyler mi? Koru ya Rabbim. Huriye. Nereden tanıyorsun sen bu kızı? Bizim köyden. Ahretliğim Reyhan vardır. Yengesi olur bunun. Ah, ah. Öleydim de bugünü görmeyeydim. Arsız edepsiz. Biz bunun deli olduğunu biliyorduk ama bu yollara düştüğünü nereden bilecektik? Kızı niye azarlıyorsun Huriye? Bir günah varsa o oğluma ait. Kız zor durumda kalmasa gelip evli adamın kapısına dayanır mı hiç?
Evli olduğunu bilmiyordum. Beni buraya zorla getiren de odur. Kapınıza dayandığı falan da yok. Evli olduğunu öğrendiğim dakika yoluna çıkmamak için yerimi yurdumu terk ettim ben. Sizin beni gördüğünüz Kudret Bey'in evinden de yerimi bulamasın diye kaçıp gittim. Bulamasın beni diye bir aydır kuru tahtada yatıyorum ben. Ama geldi bu sabah, buldu işte beni. Bayılmayaydım gene getiremezdi beni buraya ama. Neyse. Şimdi tutun oğlunuzu da çıkıp gideyim buradan. Dur çocuğum, dur. Hay Allah. Sen hastasın. Gel böyle ha. Bir konuşalım, hepimiz kadınız, halden anlarız. Söyle bakalım bana, kaç aylık bu karnındaki? Ne zaman tanıştınız oğlumla? Balasalığı yapmaya başlamıştı o gün. Mayıs başı, 1,5 aylık. Yatsın biraz, bol sıvı verin. Biraz bir şeyler yemeye çalışsın. Haydar'a söyle, gitsin köye yengesini getirsin. Haberim olmadan bu kapıdan kimse girmeyecek, kimse çıkmayacak. Tamam. Sakın. Kıza ettiğim bununla kalsın. Şimdi farkında değilsin ama bir gün vicdanın çocuklarından yana ağır basacak. Dönüp dolaşıp karına, evine dönmek zorunda kalacaksın. Onun için daha fazla eziyet etme kıza. Kapı kilitli. Bir rezillik çıkmasın. Eğer o kapı açılmazsa, esas o zaman görün siz rezilliği. Babacığım, babamı istiyorum baba. Ne oldu gülüm benim? Koşarken düşmüş beyim. Nasıl düştün bakayım sen, anlat bana. Ne oldu sana? Kötü mü düştün? Telaşe durup dururken. Ya bu senin kocan küçükken de böyleydi. Kenarda kıyıda nerede bir kedi yavrusu bulsa tutar eve getirirdi. Ya çok merhametlidir Ali Murat. Anne, ben sessiz biri olabilirim. İçe kapanık olabilirim. Ama aptal değilim. O kızın neden buraya geldiği belli. Seher okuldan gelsin, ben kızlarımla birlikte gideceğim. Boşuna yorulmayın. Ay, üstüme iyilik, sağlık. Evladım, bak gebelik böyle yapar insanı işte. İnsanın muhakemesini bulanıklaştırır. Kız dayak yemiş yengesinden. Bizim Huriye de bunların köylüsü ya, iş istemeye geliyormuş bize. Para yok, pul yok. Onca yol yürümüş, açlıktan, yorgunluktan düşmüş, bayılmış. Şu bizim sapağın orada. Senin kocan da atla üstünden mi geçseydi canım? Hiç yakıştıramadım sana. Şaştım kaldım vallahi diye. Aa, Ali Murat delinin tekidir. Bak, bütün bunları anlatıp da tepesini attırma. Vurulmuş bu meğersem.
Masum, sen abingilinle çiftlikte değil miydin? Çiftlikteyim Mamuk abi. Sen şu anda uyuyorsun. Bu da bir rüya. Anlaşılan yine biriyle kapışmışsın. Hadi sen gel, kahvaltıya oturacağız. Yok yok, ben odamda yaparım. Duş alıp hemen yatacağım. Aa Masum, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne oldu buna? Barut gibi. Belli ki bir şey olmuş. Allah vere de bu sefer hava ateşe vermese. Abuk subuk konuşma yok. İpek gibi bir oğlan oldu bir aydır. İşinde gücünde. Sen ne diyorsun be? Ben onun ciğerini bilirim, ciğerini. Abdestsiz imama namaz mı dayanır? Çok yakında görürüz o ipekliği. Rahat bırak çocuğu. Yürü gidelim. Dilber! Ya ben bu adamı gebertirim, sen karışma. Kavgadan korkup bu haydutla kaçman çok aptalca. Dilber Bilber değil benim adım. Esmer. Davaya fazla battıysın zaten. Korktum falan da. Uzak dur. Bir baktım delikanım yerde. Ardından bakıp çekerken ah. Bir yılan zehrindeymiş deva derde. Akşam indi gözlerime. Dağ rüzgarları gibi esmer. Kekik kokulu siyah perçemine. Sürdüm yüzümü gülümsedi keder. Esmer. Yaralı ceylanı. Kesik nefesimde bir kızıl gonca ıslak dudaklarım. Hediye Hanım. Hediye Hanım. Kusura bakma Hediye Hanım. Bu kızın ne kadar deli olduğunu sen de gördün köve gittiğimizde. Gene bir densizlik yapıp sopa yemiş yengesinden. Kaçmış gitmiş evden. Meramı beni bulmak. Yok ben köve gitmeyeceğim. Yok yengem dövüyor. Yok yanında iş ver bana Huriye teyzem deyip yalvarıyor. Olmaz dedim. Mesup'la uğraşacak halim yok benim. Irak olsun bizden. Yengesine haber ettim geliyor. Alıp gidecek. Ya. Ha? Hediye Hanım. Korkma. Ne var ki bu kadar korkacak? Ben sadece merak ettim. Bey'in eşi olarak. Belli ki derdin büyük. Anlat bakalım. Çaresi var mı yok mu? Anlayalım. Dağ rüzgarları gibi
esmer. Kekik kokulu siyah perçemine sürdüm yüzümü, gülümsedi keder. Yaralı ceylanım, kırılgan dalım, boyun eğmizim yabanı, isyankârım. Nefesim kesik kesik.